Hocam gelen sorulardan bir tanesi tahrimen mekruh olan bir şeyi işlemek azabı gerektirir mi? Şimdi Hanefi mezhebinde her ne kadar rütbeleri farklı farklı da olacak olsa İmam Muhammed kerahiye bahsinde şunu ifade eder. Tahrimen mekruh esasen haram olan bir fiildir. Haramdır. Ama İmam Muhammed der ki ben bunu ispatlayabileceğim veya bunu istidlalde kullanabileceğim ayet veya buna kıyas edebileceğim bir malzeme bulamadığımdan dolayı ben onu tahrimen mekruh derim. Yoksa benim fıkıh anlayışıma, benim fıkıh mantığıma göre esasen tahrimen mekruh ile haram aynı şeydir. Tabi burada şöyle bir durum da söz konusu. Şunu da unutmamak lazım. Tahrimen mekruh var, haramın bir tık altıdır. Kat'i haramın bir tık altıdır. İkinci olarak tahrimen mekruh vardır. Onun tenzihe bile de tık yakındır. Şimdi burada karıştırılan problem zaten o oluyor. Mesela sigara haram mıdır, değil midir? Ya bir şey mekruh ise ona haram ifadesi kullanılabilir Hanefi kaynaklarında. Ona haram içtihadi denilir zaten. Yani sigaranın haramlığını tartışmak değil, sigaranın nasıl ağır bir mesuliyet olduğunu tartışmak esastır. Evet, fıkhi istidlal olarak şey olarak siz normal klasik kaynaklardan tahrimen mekruh olduğunu ispatlarsınız. Ama Hanefi mezhebinde tahrimen mekruh olduğunu ispatlamanız onun haramdan çok aşağı olduğunu ispatlamanız anlamına gelmez. Çünkü bu şekilde dediğimiz gibi İmam Muhammed Hazretleri'ne göre tahrimen mekruh esasen haramın aynıdır. Ama sadece İmam Muhammed der ki ya ben bunu ispatlayamadım. Delil bulamadım buna dair veya kıyas edecek bir şey bulamadım. Bundan dolayı tahrimen mekruh diyorum. Kerahiye bahsinin başında direkt İmam Muhammed bunu anladı. Bundan dolayı tahrimen mekruh yeri geldiği zaman aynen haram gibi olacağından dolayı azap olma durumu olacaktır.